Ama şaşırıyorum gazetelerde bazı yazarlar özellikle. Biz onlara gazeteciliğin duayeni de diyoruz, ustalarımız da diyoruz. Yıllardır bu işleri yapıyorlar. Şimdi bir örneğini okuyacağım onun. Bir yandan da arkadaşlardan şunu istiyorum. O Bugün TV, Kanal Türk TV, Bugün Gazetesi, Milliyet Gazetesi. O gazetelerin nasıl yayın yaptıklarını gösterecektim, değil mi? Şeye getirelim arkadaşlar. Bir öncekine, biraz önce geldik başladık ya. Bu burada bir kalalım. Bugün Gazetesi bu. PKK'ya burs vermişler diye Ergenekon'un 12. iddianamesi de kabul edildi. ÇEDD ve ÇEV ile ilgili ağır suçlamalar yer aldı. Biri ticari, 8 sanığa 45 yıl hapis istendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Türkan Saylan'ı kaybettik. Türkiye'nin bir aydını Türkan Saylan. Ve bunun gibi birçok örnek var. 19 müebbet zil takıp oynamadıkları kalmıştı o karar çıktığında. Devam edelim. Burada kalalım. Burası kalsın böyle. O bugün yayını kesilen Bugün TV. Ergenekon zirvesi, Adem Yavuz Aslan. Onların gazetelerinin Ankara temsilcisi, çok sık görüyorduk. Bugün TV editörü. Konuk değil yani, kendi aralarında konuşuyorlar. Ergenekon zirvesi. Yalanlarını anlatıyorlardı orada. Yalanlarını anlatıyorlardı. Onlardan bir kare. Bunu çok anlattım dün. Bir daha anlatmayayım diyordum. Herhalde anlaşılmıştır net olarak diye düşünüyordum. Ama hala ne yazık ki Atatürkçülerin arasında da, en azından öyle tanımlayanlar arasında da kendini, cemaat savunma zamanı diyenler var. İşte onlardan biri Emin Çöleşan. Sözcü gazetesindeki bugünkü köşe yazısı şöyle başlıyor. Şimdi cemaati savunma zamanı. Okuyacağım, kararı siz verin. Bu resim kalsın arkadaşlar. Bu değil. Bu adamı herkes biliyor zaten, Ali Fuat Yılmazer. Şu kalsın. Bir kısmını okuyorum. Devamını siz okuyun, dayanabilirsiniz. Buradan açıkça söylüyorum. Bugüne kadar hakkında nice yazılar yazıp mahkemelik olduğum Fethullah ekibinin, başka bir deyişle cemaatin, terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Emin Çalışan diyor ki, bugüne kadar diyor Fethullah cemaatinin diyor, Fethullah ekibinin terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler. Cemaati yok etmek amacıyla durduk yerde aslı astarı olmayan yeni bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor. Devlet belgelerinde, savcılık iddianamelerinde ve mahkeme kararlarında böyle bir bilgi ve belge yer almıyor. Taktik çok ilginç. Hükümete karşı olanları terör örgütü ilan edeceksin. Bugün Fethullah terör örgütünün başı ilan eden faşist iktidarın yakın geçmişte çevirdiği dümene çok kısaca göz atalım deyip oradan sonra Ergenekon balyozu anlatıp toparlamaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla Sayın Emin Çolaşan. Anlamadığım nokta. Bugüne kadar hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor. Ergenekon avukatları herhalde gönderir de ben kabaca, yani çok hemen aklıma gelenler. Danıştay cinayeti nedir Emin Çöleşan, Sayın Emin Çöleşan? Hrant Dink cinayetiyle ilgili 2 gün önce manşetler vardı. Yazılan iddianamede Ali Fuat Yılmazer'in, geçin arkadaşlar şu, gelin bu adama, şu adama, öbürüne, öbür fotoğrafa. Ali Fuat Yılmazer'in Ramazan Akyürek'le birlikte kasten adamı öldürmek suçundan iddianamesinin yazıldığını, Hrant Dink'i öldürmekten. Unuttunuz mu? Daha sayayım mı cinayetleri? Necip Ablemitoğlu. Devam edeyim mi? Sayın Emin Çalışan. Usta gazetecisiniz. Yılların gazetecisiniz. Sizin kitaplarınızı okuduk birçok zaman. Nasıl oluyor şimdi unutuyoruz bunları? Geri gelelim şu Adem Yavuz Arslan'a. Geri gelelim. Ali Tatar ve kaybettiğimiz onlarca can bu süreçte. Hatırlamıyor musunuz? Bu adamlar yüzünden kaybettik. Yaptıkları yalan yayınlar yüzünden kaybettik. Kamuoyunu hem polis hem yargı yönlendirip yaptıkları yüzünden kaybettik. Şimdi nasıl sorarsınız hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor diye. Biliyor Sayın Emin Çöleşan. Yani Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde bu yazıları okumak istemiyorum ama dayanamadım. Öyle bir yazı ki. Şimdi cemaati savunma zamanı diyor Emin Çöleşan. Şaşırıyoruz. Ve Fethullah ekibinin başka işte cemaati terörle ilgisi olduğuna hiçbir zaman inanmamış. Şu diğer fotoğrafı getirelim arkadaşlar. Emniyetin yayınladığı terör örgütü listesi vardı ya hani, Fethullah Gülen'le ilgili. Bir de o fotoğrafı getirin. Ondan sonra Ankara'ya döneceğim zaten. Çok uzattım. Ankara herhalde bir yandan da hazır değil mi? Evet, hazır. Birazdan şimdi onu getireceğim ama şu fotoğrafa da bakın. Sayın Emin Çöleşan da belki izliyordur. İzleyenlerimiz arasında ona ulaşabilenler vardır. Şu fotoğrafı da lütfen ona göndersinler. Fethullah Gülen. DHKPC terör örgütü, PKK terör örgütü, IŞİD terör örgütü, Adıyaman grubu, Fethullah Gülen. Türkiye'nin aranan teröristlerinden biri.
Emin olun da öyle. PKK neyse, IŞİD neyse, bugün Fethullah Gülen terör örgütü de aynısıdır. Başka bir çıkış yolu yoktur Türkiye'nin. Evet. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi Ankara'ya gidelim. Beklettim.